Merhaba dostlar. Pandemi hepimizin bilmediği çok zorlu bir dönemi yaşamamızı gerektiriyor. Bu dönemde hepimiz nefes almaya, hayatta kalmaya çalışıyoruz. Şüphesiz ki sanatçılar için, sanat emekçileri için bu günden güne daha zorlu bir hale geliyor. Lütfen duyarsız kalmayalım, lütfen sanat emekçilerinin sesini duyalım. Pek çok sanatçı arkadaşımız bu pandemi döneminde çarkını döndüremedi. Sanatını yapamadı. Kimisi kostümünü, kimisi müzik aletini sattı. Ama yetmedi. Biliyorsunuz pandemi döneminde pek çok müzisyen dostumuz, arkadaşımız geri geldi. Enstrümanlarını sattılar, intiharlar ettiler, yuvaları yıkıldı. Herkes perişan oldu. Çünkü hiçbir şekilde kolektif yaşamı örgütlemekten yana bir anlayışın egemenliği yok. Bu süreçte müzisyenler, sanat sektörü, tiyatrocular, kültür ve sanat sektöründe çalışan dostlar, arkadaşlar, en çok etkilenen, en çok durumdan yara gören kişiler oldu. Tabii bütün her şey de bu sektörler etkileniyor. Merhaba arkadaşlar, adım Oppe Aslan. Tekstil işçisiyim aslen ama ayrıca sinema sektöründe kısa filmler çekiyorum. Pandemi süreciyle birlikte birçok sektörde olduğu gibi sinema sektöründe de ciddi sıkıntılar var. Özellikle kısa filmcilerin kayıtsız çalışmasından kaynaklı, kendi imkanlarıyla film çekmelerinden kaynaklı herhangi bir ödenek ya da fon alamadıkları için bu son süreçte çok daha zorlu süreçler yaşadığını görüyoruz. Özellikle bir yıldır hiç film çekemeyen sinemacı, kısa filmci arkadaşlar var. Devlet desteği deseniz zaten belki 1.000 liralık, belki 2.000 liralık bir destek verildi bu zamana kadar. O da zaten müzisyenlerin, sanatla uğraşan insanların kirası, elektriği, faturaları, yemesi, içmesi, yani hiçbir anlamı yok. Ben pandeminin ilk dönemlerini tabii cepten yiyerek, yani kendi birikimimi kullanarak geçinmeye çalıştım. Tabii süreç uzadıktan sonra artık ben de alternatif işlere kalkışmaya çalıştım. Örneğin bazı televizyon kanallarında birkaç ay sabit çalışarak, Tonmeister hizmeti vererek geçimimi sağlamaya çalıştım. Benden çok daha zor şartlarda bu süreci atlatmaya çalışan meslektaşlarımın olduğunu da biliyorum. Tabii ki müzik sektörü etkilendi demek de aslında çok hafif kalıyor yanında. Yok oldu diyebiliriz. Birçok arkadaşım İstanbul'u terk etmek zorunda kaldı. Burada olanlar da geçinmeye çalışıyor. Yani evde müzik yapıyoruz mesela. Ben evde müzik yapmaya çalışıyorum ama bir zamandan sonra artık sıkıcı gelebiliyor. Bir seneye aşkındır müzik ve sanat durdurularak pandeminin önüne geçilmeye çalışılıyor. Ve pandemi hala hızla artmaya devam ediyor. Pandeminin durdurulması müzik ve sanatı durdurmakla mümkün değil. 100'den fazla müzisyen intihar etti biliyorsunuz. Bu durum gerçekten çok acı bir şey. Çok başka dünyanın neresinde olabilir? Yani bence hiçbir yerinde yok böyle bir şey. Pandemi süreci her sektörde olduğu gibi sinema sektöründe de çok ciddi sıkıntılar yaşandı. Özellikle dizi sektöründe ve sinema sektöründe, film sektöründe özellikle durduğunu söyleyebiliriz. Çeşitli dizilerde de pozitif vakaların çıkmasına rağmen setlerin devam ettiğini falan da duyuyoruz, biliyoruz. Bu vesileyle sinema sektöründe çalışan arkadaşların da 1 Mayıs'la birlikte işçilerin, emekçilerin kendi sorunlarını dile getirdiği bir sinema alanının yaratmasının nasıl ihtiyaç olduğunu aslında bu son süreçte de daha net bunu görmüş olduk. Şimdi böylesi zor bir süreci elbette ki hep beraber ancak aşabiliriz. Sıkıntılar büyük ama her şey ve her koşul karşılığında tek gerçek örgütlü mücadele. Süreçte artık kendimizi çok daha iyi bir şekilde ifade etmemiz gerektiğini düşünüyorum. 1 Mayıs bu konuda bizim ifade alanımız olacaktır. Sinema alanında gerçekten işçiden, emekçiden, alın teriden ve ötekilerden yana olan bir sinema alanını inşa etmek gerekiyor. Bir devrimci sinema yaratmak gerekiyor. O anlamda sinema sektöründe çalışan insanların da bu süreçlerden de ders çıkararak birlikte ortak kolektif işler üretmeleri gerekiyor. Bu 1 Mayıs'ı daha zor şartlarda kutluyoruz. Ama şartlar ne olursa olsun, biz sanatçılar bugünü yarına taşımaya,
halkın hafızası olmaya devam edeceğiz. 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nın Mücadele, Birlik ve Dayanışma Günü'nü tüm kalbimle kutluyor. 1977 1 Mayıs şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Tüm emekçilerin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nı kutluyoruz. Emek, barış, özgürlük mücadelesinde bulunan tüm işçi, emekçi, dostlarımın, arkadaşlarımın, herkesin 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutluyorum. Çaresiz değiliz. Daha fazla özgürlük, daha fazla eşitlik, daha fazla adalet, daha fazla demokrasi için yaşasın 1 Mayıs. Yaşasın sosyalizm.